Merhaba arkadaşlar, ben uzman psikolog Beyhan Budak. Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu psikoloji kitap önerileri olacak. Yalnız bugünkü videonun diğer videolardan bir farkı var. Sonunda sizi bir sürpriz bekliyor. Bir yarışma düzenlemeyi düşünüyorum. Videonun sonunda bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi psikoloji kitap çok fazla var ama hangisini okumalıyız, nereden başlamalıyız, hangisini bıkmadan okuyabiliriz kıstaslarını göz önüne alarak sizin için 3 tane kitap seçtim ve bu 3 kitabı sizin için tanıtmak istiyorum. İlk tanıtmak istediğim kitap Zor Kişiliklerle Yaşamak, İletişim Yayınlarından çıkan bir kitap bu. Zor kişiliklerden kastedilen şey aslında günlük hayatta karşılaştığımız uğraşılması zor, idare etmesi zor insanlar. Çoğu insan bu tip vakalarla karşılaştığı zaman ne yapacağını şaşırabilir, bazen yanlış davranabilir, bazen geri çekilebilir ve sonuç hüsranla bitebilir. Bu kitapta günlük hayatta karşılaşabileceğimiz zor insanları belirli kategorik başlıklar altında çok da güzel, keyifli bir dille anlatılmış. Neler var mesela bu kitapta? Narsistlerle nasıl baş edersiniz? Paranoyak tiplerle nasıl baş edebilirsiniz? Psikopat tiplerle nasıl baş edebilirsiniz gibi kişilik bozuklukları çerçevesinde ilk başta onları nasıl tanıyabiliriz? Onlarla nasıl iletişim kurabiliriz ve zarar görmeyiz gibi konular çok güzel bir şekilde anlatılmış. Eğer siz de günlük hayatınızda bu tip insanlarla karşılaşıyor ve nasıl davranacağınızı bilemiyorsanız bu kitabı özellikle okumanızı öneririm. Gelelim diğer kitabımıza. Diğer kitabımızın ismi Aşkın Celladı. Irvin Yalom'a ait, Amerikalı psikiyatrist Irvin Yalom'a ait bir kitap bu. Psikoterapi öykülerini anlatıyor. Eğer psikolojiye meraklıysanız, insanların sorunlarını merak ediyorsanız, ilginç vakaları merak ediyorsanız bu kitap tam size göre. Okuması diğer kitap gibi çok keyifli. Hatta şunu söyleyebilirim. Bir solukta başladığınızda bitirebileceğiniz bir kitap. İlk kitabın ismi olan Aşkın Celladı aslında bir vaka öyküsü. Sonrasında birçok vaka öyküsü var. Farklı insanların yaşadık ve çözümlerini nasıl bulduklarına ilişkin. Eğer dediğim gibi psikolojiyi seviyorsanız çok seveceğiniz bir kitap. Özellikle bunu da okumanızı öneririm. Psikoloji TV'yi takip edenler bilir, daha önce ikna teknikleri ve ikna psikolojisi konusunda bir video çekmiştim. O videonun da esin kaynağı olan kitabı tanıtmak istiyorum size. Ama öncesinde o videoya gelen yorumlardan da bahsetmeliyim. Çünkü çok ilginç yorumlar var. Diyor ki mesela, anne babamı nasıl ikna edebilirim bana PlayStation almaları için? Terapiye eşimi getirmek için nasıl ikna edebilirim? Patronumu bana zam vermesi için, zam yapması için nasıl ikna edebilirim? Ve hatta şöyle bir yorum da var. Yengemi nasıl ikna edebilirim ki kuzenim bizde bir gece daha fazla kalsın diye. Yani birçok yorum var. Farklı yaş gruplarından, farklı alanlara dair sorular var. Demek ki bu konu çok merak edilen bir konu. Eğer siz de bu konuyu merak edenlerdenseniz bu kitabı çok seveceğinizi düşünüyorum. İknanın Psikolojisi kitabın ismi Mediaket yayınlarından çıkmış. Bu kitap birçok tekniği anlatıyor aslında. Şöyle söyleyeyim, okurken not almak ihtiyacı hissedeceğiniz bir kitap. Çünkü günlük hayatta çok karşılığı olan, çok sık kullanabileceğiniz teknikler mevcut bu kitapta. Ve her teknik sosyal psikoloji deneyleriyle örneklendirilmiş. Ya bu çok kuramsal diyebileceğiniz bir kitap değil çünkü birçok örnek var. Günlük hayatta nasıl uygulayabilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz gibi teknikleri çok detaylı bir şekilde anlatmış. Eğer siz de ikna konusunda meraklı biriyseniz bu kitabı çok seveceğinizi düşünüyorum. Ve ayrıca sosyal psikolojiye hayran bıraktıracak bir kitap diye düşünüyorum. Kitap önerilerinde devam etmeyi düşünüyorum. Bu ilk videoydu. Farklı konularda mesela ilişkiler, kişisel gelişim, özgüven, ders başarısı, psikolojinin bütün alanlarına dair okuması keyifli, size bir şeyler katabilecek kitap önerileri yapmaya, bu konuda videolar çekmeyi devam etmeyi düşünüyorum. Gelelim işin sürpriz kısmına. Şimdi daha önce böyle bir şey yapmamıştım hiçbir videoda. Bu videoda bir soru soracağım size ve bu soruyu yorumlar kısmında cevabını belirten arkadaşlarımın arasından seçilecek bir kişiye, tamamen tesadüfi, random bir şekilde seçilecek bu arkadaş, bu tanıttığım kitaplar arasından istediği bir kitabı hediye edeceğim. Şimdi ekrana dikkatle bakmanızı istiyorum. Evet, şu anda ekrana bir resim geldi. Bu resim eski bir resim ve psikolojide bir karşılığı olan resim. Bu resmin psikolojiyle olan ilgisini yorumlar kısmında bir iki cümleyle belirtirseniz bu yarışmaya katılmış olursunuz. Yarışma önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Cuma akşamı burada videonun açıklama kısmında kazanan arkadaşımı ilan edeceğim. Onunla iletişime geçip kitabını adresine göndermeyi düşünüyorum. Eğer siz de bu yarışmaya katılırsanız bir kitap kazanma şansına sahip olursunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz bu videoyu, abone olmayı unutmayın Psikoloji TV'ye. Görüşmek üzere.